1966'da Batı Virginia'daki küçük bir kasabada yaşayan insanlar, kırmızı gözleri olan bir yaratık tarafından takip edildiklerini söylemeye başladılar. Bu varlıkla karşılaşmanın o kadar korkutucu olduğu söyleniyordu ki, çoğu insan bu deneyimden sonra uzun yıllar boyunca psikolojik tedavi görmüştü. Bu yaratığın ilk defa görülmesi ise 12 Kasım 1966'da olmuştu. O gün Clendon'in yakınlarındaki yerel bir mezarlıkta çalışan 5 mezar kazıcı, yakınlardaki bir ormanlık alanda uçan garip bir insansı gördüler ve onu yaklaşık 1 dakika boyunca dikkatli bir şekilde izlediler. Bu süre sonunda ise yaratık aniden işçilere doğru yönelmiş ve hemen başlarının üzerinden büyük bir hızla geçip uzaklaşmıştı. 2 gece sonra 14 Kasım'da ise bir başka kasaba sakini evinde televizyon izlerken arka bahçesindeki tarlanın üzerinde duran iki kırmızı nesne gördü ve merakına yenik düşüp parlayan nesnelere yaklaştığında onların aslında uzun karanlık bir varlığa ait bir çift göz olduğunu fark etti. Bu varlık yaklaşık 100 metre ötedeki bir ağacın dalında duruyor ve büyük bir dikkatle kendisini izliyordu. Ancak adamın yaklaştığını görünce hemen havaya yükselmiş ve ormanın üzerinden uçarken de kan dondurucu bir çığlık atmıştı. Adamın Haydut adını verdiği Alman çoban köpeği ise yaratığın peşine düşmüş ve bir daha hiç görülememişti. 15 Kasım gecesinde ise iki evli çiftten oluşan 4 kişilik bir grup panik ve sıkıntı içerisinde Mason ilçesi şerifinin ofisine girdi. Bay ve bayan Roger Scarberry ve bay ve bayan Steve Mallett birlikte geçirdikleri bir akşam yemeği sonrası eve dönerlerken yolun hemen kenarında uzun gri bir figürün durduğunu görmüşlerdi. Tanıklara göre bu şey bir adama benziyor ancak bir adamdan çok daha uzundu. Üstelik bu varlığın arkasında katlanmış bir çift kanadı olduğunu da görmüşlerdi. Yaratığın önünde ise bir köpeğin cansız bedeni yatmaktaydı. Bu muhtemelen önceki gece yaratığın peşine düşen Haydut isimli köpekti. Çiftler arabayla bu garip görünüşlü figürün yanından geçerlerken onun aniden havaya yükseldiğini ve arabayı takip etmeye başladığını anlatıyorlardı. Arabayı kullanan Bay Scarberry ise saatte 160 km hızla ilerlemesine rağmen bu yaratığı bir türlü atlatamadığını söylüyordu. Bayan Scarberry ise yaratığı izlediği sırada onun tiz bir çığlık attığını ve bir çift araba reflektörü gibi parlayan kocaman kırmızı gözleri olduğunu söylüyordu. Çiftler nihayet kasabaya girdiklerinde ise yaratık kovalamacayı bırakmış ve yakınlardaki TNT alanına doğru uçmaya başlamıştı. 16 Kasım öğleden sonra ise Scarberry ve Mallett çiftlerinin bir önceki akşam anlattıkları şeyler üzerine bir basın toplantısı düzenlendi. Yaban hayatı konusunda uzman olan Dr. Robert Smith de toplantıya katılmış ve iki çiftin gördüğü şeyin aslında göç yolundan sapmış olan anormal büyüklükteki bir tunu olduğunu söylemişti. Basın toplantısının olduğu gün bu olay yerel gazetelerde bahsedilmiş, akşam haberleri yapılmış ve yaratıkla ilgili söylentiler orman yangını gibi tüm kasabaya yayılmıştı. Bunu duyan çoğu insansa basın toplantısı nedeniyle görgü tanıklarının bunları uydurduğunu ve bunların hayal ürünü olduğunu söylüyordu. Ancak tüm bunlar bir hayal ürünü olamazdı. Çünkü basın toplantısından önce de bu yaratığı görenler olmuş ve bu insanlar birbirleriyle hiç konuşmamış ve başlarından geçen olayı hiç kimseye anlatmamışlardı. Özellikle de basın toplantısının yapıldığı saatlerde çok ilginç bir olay yaşanmıştı. O saatlerde Bay ve Bayan Raymond Walmsley, Marcella Bennett ve bebeği Tina kasabanın eteklerinde yaşayan Thomas ailesini ziyarete gidiyorlardı. Eve ulaştıklarında ve arabadan indiklerinde ise hemen yakınlarında büyük bir gri varlık gördüler. Onun korkunç kırmızı gözleri ve devasa boyutu Marcella'yı o kadar korkutmuştu ki bir anlık panikle kızını yere düşürdü. Ardından kızını yerden alıp büyük bir hızla dostlarının evine koşmuş ve çocuklardan biri tarafından içeri alınmıştı. Yaratıksa onların peşinden gitmiş ve uzun bir süre pencerelerden içeri bakarak evi gözetlemeye devam etmişti. Yarım saat sonra polis geldiğinde ise yaratık ortadan kaybolmuştu.
Ama bu Marcella'nın bu yaratıkla son karşılaşması değildi. Çünkü kendisi TNT bölgesinin yakınlarında Point Pleasant'ın eteklerinde yaşıyordu. Bu yüzden yaratığın birkaç kez evini ziyaret ettiğini ve kan donduran o çığlıklarını sık sık duyduğunu iddia ediyordu. Marcella çektiği bu çileden sonra yıllarca kabuslar ve diğer akıl sorunları yaşamıştı. Point Pleasant'ın TNT bölgesi daha sonra bu yaratıkla sık sık ilişkilendirilecekti. İkinci Dünya Savaşı sırasında mühimmat depolamak için kullanılan bu bölge oldukça geniş bir araziye sahiptir. Ayrıca bu bölge 2500 dönümlük McClintic Vahşi Yaşam İstasyonu'nun hemen bitişiğinde bulunmakta. Bu da çevrede yoğun ormanlar, dik tepeler ve tüneller olduğu anlamına geliyor. Basınsa bu bölgede geçirdiği süre boyunca buranın yaratık için bir yuva olduğunu ve yaratığın en fazla burada görüldüğünü iddia ediyordu. Bu yaratık 1966'da ve özellikle de 1967'de sık sık görülmeye devam edecekti. Ancak 1967 yılının Kasım ayında Ohio Nehri üzerindeki Silver River Köprüsü'nün çökmesi ve 46 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası bu yaratık bir daha görülmeyecekti. Bu olay sebebiyle bazı insanlar onun ölümün habercisi olduğunu söylüyor. Peki gerçekte Güve Adam denilen bu yaratık kimdi ya da neydi? Yaşanan olaylarda herhangi bir gerçeklik payı var mıydı? Yoksa hepsi kasabanın turizmini arttırmak için söylenen bir yalan mıydı? Bunu asla bilemeyeceğiz. ...18 Nisan 2007'de Avustralya'nın Queensland sahilinden havalanan bir gözetleme helikopteri, rutin bir keşif görevi sırasında sahilden yaklaşık 150 kilometre açıkta başıboş bir katamaran gördü. Helikopterdeki subay, katamaranı dikkatli bir şekilde incelediğinde yelkenlerin kötü bir şekilde yırtıldığını ve teknede bir miktar hasar olduğunu fark etti. Helikopter tekneyle iletişim kurmaya çalışsa da telsiz bozuk olduğu için bunu başaramıyordu. Bu yüzden subay, mürettebatın durumunu anlamak için teknenin üzerinde birkaç kez tur atmaya başladı. Ama tekneye çok yaklaşmasına rağmen çevrede mürettebata dair hiçbir iz göremiyordu. Dolayısıyla mürettebatın tehlikede olduğunu düşünüp ana karaya geri döndü ve kısa bir süre sonra bölgeye bir kurtarma helikopterinin gelmesini sağladı. Ancak bu noktada işler içinden çıkılmaz bir duruma girecekti. Çünkü kurtarma ekibi teknenin içine girdiğinde oldukça garip şeylerle karşılaştı. Örneğin teknedeki tüm yiyeceklerle mutfak eşyaları sanki bir yemek hazırlamak için oradaki masaya dizilmiş ve bırakılmıştı. Bununla beraber teknenin motoru hala çalışıyor ve teknenin çapası ise kaldırılmıştı. İçerideki bilgisayarlar ve bir dizüstü bilgisayar ise açılmış ve hazır bir şekilde beklemekteydi. Telsiz ve GPS gibi önemli araçları içeren acil durum sistemleri ise hala işlevseldi. Ve teknede hala tam set can yelekleri vardı. Yani can yeleklerine hiç kimse dokunmamıştı. Ayrıca balık tutmak için bir olta atılmış ve dümendeki bir can simidinin yanında bir fincan kahve bırakılmıştı. Mürettebatın cüzdanları ve çamaşırları gibi kişisel eşyaları ise yatakların yakınında bulunmuştu. Çeşitli özelliklerde olan haritalarsa bir masanın üzerine yerleştirilmişti ve son olarak mürettebat tarafından herhangi bir tehlike sinyali gönderilmemişti. Yani tekne mükemmel bir şekilde çalışır durumda görünüyordu. Ancak teknedeki 3 kişilik mürettebat hala ortada yoktu. Bunlar teknenin sahibi ve kaptanı 56 yaşındaki Derek Batten ve onun en iyi arkadaşları 69 yaşındaki Peter ve 63 yaşındaki James Tunstead kardeşlerdi. Tecrübeli ve dikkatli bir yatçı olduğu söylenen Batten, tekneyi 10 ay önce satın almış ve yetenekli denizciler olan Tunstead kardeşlerle birlikte okyanusa yelken açmışlardı. Amaçları ise Avustralya'nın en büyüleyici kıyı şeritlerinden bazılarını 8 haftada dolaşmak ve 5000 kilometre sürecek bu yolculuğun sonunda evlerine geri dönmekti.
Ancak çok uzun bir süre önce planlanan bu yolculuktaki hiçbir şey yolunda gitmemişti ve Kaz 2 adındaki bu teknenin mürettebatı 15 Nisan pazar sabahından sonra bir daha görülmemişti. O gün onlarla son defa konuşan kişi ise karadaki telsiz operatörüydü. Batten, karadaki operatöre rutin bir arama yapmış ve bu arama mürettebatla kurulan son temas olmuştu. Ayrıca o pazar sabahı saat 10'dan hemen sonra James Tunstead tarafından çekilen ve araştırmacılar tarafından bulunan bir video kaydı her şeyi daha da ilginç bir hale getirmişti. Çünkü kayıtta Peter Tunstead can yeleği giymeden arka merdivende oturup balık tutuyor, Kaptan Batten dümende duruyor ve motor çalışmıyordu. Bu andan 30 dakika sonra ise bu 3 adam iz bırakmadan ortadan kaybolacaklardı. Çünkü GPS sistemine göre tekne 10.30'da ani bir şekilde rota dışına çıkıp açık denizlere doğru ilerlemeye başlıyor. Ve 3 adam da bu sırada arkalarında iz bırakmadan ortadan kayboluyor. Araştırmacılara göre bu 3 tecrübeli adamın ortadan kaybolması bir haydut dalga yüzünden ya da trajik bir kaza yüzünden olmuş olabilir. Ancak teknenin içinde su olmaması ve teknede kaza yaşandığına dair iz olmaması tüm bu iddiaları çürütüyor. Sonuç olarak aradan geçen 13 yıla rağmen onlara dair hiçbir iz bulunamamıştır.